Herkese merhaba Futbol Menajer Mobile'da Türk Gücü Münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık devre arasına girdik ve transfer dönemi açıldı. E, kadroda yollamak istediğim bir isim var. Hemen onu direkt bir kiralık listesine eklemek istiyorum. E, neredesin oğlum? Tazgel. Tazgel abi kiralık listesine ekliyorum. Ve yerine iki tane oyuncu almam lazım. Birisi as oyuncu, birisi de yedek oyuncu olmak üzere. iki tane sol bek almam lazım. Bir tane yedek sağ bek almam lazım şuradan hemen kiralık listesindeki oyunculara bir bakalım. Göz atalım. Türk oyunculara bir bakalım. Kiralık listesinde Türk oyuncular. Şuradan pozisyonda ilk başta önceliğimiz sol bek olduğu için sol bek sol beki seçtik. Ali Eren İyican Antalya Spor'da her türlü şeyden iyi özellikleri var. Ne onun adı? Abdullah Tazgel'den. 22 yaşında orta yapma top sürme 10-11 hız 13 iyi. bu oyuncuya bir teklif sunalım mı? Ondan önce altındakine de bir bakalım mı? Yusuf Esen Demire bakalım. Ee, karar alması iyi, top kapması iyi. Orta yapması düşük, hızı düşük. Geç. Ee, Yusuf Erdoğan 21 yaşında, kara gübnüklü. Geç. Yedek olarak belki alabiliriz. Ee, orta yapması benim için önemli. Orta yapması ve hızı önemli, pası önemli. Ondan dolayı en baştaki oyuncu cazip geldi bayağı. Alabilirsek tabi. Ali Eren iyi cana bir teklifte bulunalım hemen. Ee, kiralık teklifinde. Satın alma opsiyonu da Koyalım bakalım kabul edecekler mi? Geri çağırma maddesini iptal ettirelim. Şartları öner diyelim. E, ne diyor? 160 bin satın alma opsiyonu istiyormuş. Veririz abi. Şartları öner diyelim. Ama e, ilerleme kat edilmediğini düşünmüyor. Ben sana bir daha teklif yollayacağım abi. Maaşını biraz e, maaşının bir kısmını şey yapacağım ondan dolayı. E, şey yapalım abi. Yusuf Esen Demiri alalım. Kiralayalım. Satın alma opsiyonu koyalım. 75 bin. Şartları öner abi. 130 bin istiyor. Maaşını da verelim abi. Maaşını da verelim. Zaten 4.6 bin hiçbir şey. Şartları öner diyelim. Kabul etti. Yusuf Esen Demir'i yedek sol bek olarak düşünüyorum. Asıl sol bekimiz Ali Eren iyi can olacak büyük ihtimal. Ee, hemen şuradan pozisyonu değiştirelim. Sol bek, e, sağ bek yapalım. Sağ bekte de, de e, şey yedek olsun. Bir tane Uğur Tezel'e ye yedek bir tane topçu alalım. Bünyamin Balcı, Validolid demiş abi bizi aşar. Taha Cevahiroğlu, hızı iyi, karar alması iyi, pasık 9 top sürmesi kötü. Abi bir sol sağ bek oyuncusunun top sürmesi kötüyse ne işe yarayacak? Evet bu oyuncu iyi olabilir. Top kapması iyi, hızı iyi, karar alması iyi. Orta yapması 8. Yani çok da müthiş bir oyuncu bulamayacağız zaten yani baktığımız zaman. Ondan dolayı bir de yedek bir oyuncu alacağımız için satın alma opsiyonuyla beraber bir teklifte bulunalım. 120 bin abi çok istiyor ya. %50'sini verelim. Satın alma opsiyonu da 70 bin dedik. Geri çağırma maddesini iptal edelim. E, şartları 120 bin istiyor. Şartları öner diyelim. Yüzde yüz istiyor. Yani 120 bin çok değil mi ya abi bir yedek oyuncusu için? Ama yapacak bir şey yok abi alalım ya. Alalım. Sonradan rota şeyi değiştirmek zorunda kalıyor sürekli. Hüseyin Bektaş'a bakalım. Yani Hüseyin Bektaş'tan iyi zaten profili. Evet bu iki oyuncuya teklifte bulunduk. Bakalım kabul ettiler. Hemen kadromuza katabilirsek katalım. Esen Demir'i aldık. E, Ömürcan Artan'ı da aldık. Hemen şurada şuradan tekrardan şeyimizi düzeltelim. Sağ beke hemen Uğur tezeli alalım. Sol beke de Yusuf Esen Demir'i alalım. Ama onun yerine de başka bir adam alacağız. Yedek olarak düşünüyorum. Ama alamazsak Yusuf es Yusuf Esen Demir yeni sol bekimiz olacak. E, Tazgeli abi teklif gelsin ya. Kulüplere öner abi kiralık kiralık olarak gitsin yani geliştirsin kendini satamayız zaten. Çok değeri yüksek bir oyuncu olmadığı için satamayacağız. Erdoğan Kaya'ya teklif var. Kimmiş bu? 20 yaşında serbest. Karar alması, pozisyon alması, top kapması, havası iyi abi. Bu adam bizim oyuncumuz muydu? Kiralamış mıydık? Yani bana çok tanıdık geliyor. Evet bende kiralık olarak oynamıştı ve boşluğa çıkmış. Sözleşme önerelim abi bu adama biz. 21 bin bir şey abi. İnşallah yükseltmez de daha. 166 bin istiyor. 26 bin verebiliyoruz. Rotasyon oyuncusu seçersek. az takım oyuncusu seçersek daha yüksek verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Şartları öner diyelim. Kabul etmiyor. Bir de abi şu yönetimden bir talepte bulunalım yani. Şu maaş bütçesini bir şey bir yükseltin abi ya. Valla iş durumu çok sıkıntılı gözüküyor abi. Ama buna rağmen de bir şey isteyelim. Bakalım ne diyorlar. Verdi sahip yeterli kaynağa sahip misiniz? Vay anasını ya. Evet sağ bek ve sol bekimizi kadromuza kattık. Ee, onun dışında bir tane sol beke bir daha teklif yollayacaktık. Ona hemen bakalım. Ee, sol beke şuradan pozisyondan temizle. Şuradan sol bek kimdi o? Ali Eren İyican'a bir teklifte bulunalım tekrardan. Kiralık olarak maaş maaşının %80'ini verebiliyoruz. Paramız yok. Ee, satın alma opsiyonu da koyalım. Satın alma opsiyonu da koyalım. Ee, şartları öner diyelim. 150 bin istiyor. Hadi be oğlum. Kabul etmedi yine. Bu sefer bir daha teklif yapacağım. Bu sefer satın alma opsiyonu koymayacağım. E, neyse oyuncu arama diyelim. Şimdi artık e, sağ bek sol bek'i geçtik. Bize faydası olabilecek e, kalitemizi bir adım da olsa arttırabilecek bir oyuncu almak istiyorum. <laughs> bu oyuncu Ali Yavuz Kol olacak büyük ihtimal. Çok gerçekçi bulmuyordum bu transferi. E, şeyde olduğu için ne onun adı hani Galatasaray'da kadroya alınan bir topçu olduğu için artık A2 takımından çıkıp geçen sene de e, Tarsus'ta falan şey yapmıştı. Şimdi baktığımız zaman abi bu adama yollamamız gerçekçi olmaz. Değiştirecektim hani diyecektim eğer forma şansı bulamıyor falan filan diyecektim. Adamlar adam Konya'ya gitmiş Süper Lig ekibi 26 maç 4 gol 6 asist. O, oradan da Galatasaray'da 9 maç oynamış 2 gol 2 asist. Çok gerçekçi olmaz bu tarafa ondan dolayı almıyorum ama bir forvete ihtiyacımız var gibi. Çünkü 2 aylığına Malik Sakat yerine al yedeye olan kiralık forvetimiz de hiç gol atamadı. Daha o kadar şans verdik. Son dakikalarda oyuna soktuk. Bir tane bile gol atamadı. Ondan dolayı büyük ihtimal bir forvet almamız gerekecek. Salih Kavrazlı. E, Trabzonspor geçmişe hemen bakalım. Evet bunu alabiliriz. Niye? Altın oradan tra Trabzonspor'a gelmiş. Hiç top oynamamış. Bandırmaya kiralamış. PTT ekibi olması lazım. TFF ekibi Bandırma'ya kiralanmış. Orada 7 maçta oynayabilmiş sadece. Trabzonspor'a gelmiş. 2 maç oynamış. Ortamız falan baya düşük. Ee, özelliklerine bakacak olursak Salih Salih'in şutu iyi, hızı iyi, tekniği iyi. Abi alalım bu topçuyu biz. Kiralık olarak alabiliriz zaten sadece. Ee, satın alma opsiyonu da koyduralım. Geri çarpma maddesini iptal edelim. Maaşı 125 bin karşılayabiliyoruz. Satın alma opsiyonunu bir 100 bin yapalım. Ama daha fazla isteyecekler büyük ihtimal. 100 bin doğru bir hamle olacağını düşünmüyormuş gelmemiş Ama yine bir gözlemci listemizi ekleyelim. Belki bir üst lige çıktığımızda kadromuza katabiliriz. Evet Muhammed Arslan Taş. Top kapması düşük önemli değil. Forvet oyuncusu. Karar alma 14 güç 10. E, şutu 11 yok. İstediğim özellikle o oyuncu değil. Ama benim istediğim özellikle bir oyuncu vardı. Bizim takip listesi nerede abi? Muhammed Kiprit'i istiyorduk biz. Alabilir miyiz Muhammed Kiprit'i? Şimdi. Şuradan ee, Muhammed Kiprit gözlemci sonuçları. Kiprit neredesin oğlum? Evet. Muhammed Kiprit'e e, bir teklifte bulunalım. E, transfer bütçemiz neymiş abi? 84 bin alamayız. Kulübün önemli bir üyesi. Bak kiralık abi. Maaşının abi %60'ını veriyorum. Tamam mı? Satın alma opsiyonu da ekliyorum. Kaç veririm abi? Veririm ben bu topçuya. Üst lige çekeyim. İyi performans göstersin. 2.5 milyon da veririm. Şartları öner. Gelmiyor. <laughs> Biraz bir transfer bütçemiz olsa abi baksana abi. Shoot 17. pas 10. İyi. Baya iyi topçu. Zaten şeyle beraber oynatmayı düşünüyordum. Ama kim de onun adı. Malik Batmaz'la beraber oynatmayı düşünüyordum. Ama alamamıştık. Kadromuza katamamıştık. Şimdi Atakan Keskin şu gözlemci listemize bir daha bir bakalım. Sivas Spor'un oyuncusu. Yedek statüsünde. Bizim orta sahaya bayağı bir şey katabilecek bir oyuncu. Alırız. Nasıl alırız? Sivas bedava almış. Gaziantep'e kiralamış. Hiç oyun 9 maç oynamış. Sivas'ta da sadece bir maç oynayabilmiş. Abi bence gerçekçi ya. Alabiliriz. 3,5 yıldız kiralık. Ee, satın alma opsiyonu eklemeyelim abi ya. Gelsin. Geri çağrılmasın yeter. Şartları önerdik. Doğru bir hamle değil. Tamam. Gelmesin. Başka gözlemci listemizde kim varmış? Tunağan Ergül var. Ee, ama defans Fortus adı iki oyuncumuz var zaten. Turan Çalhanoğlu. Forvet. <laughs> Gurbetçi bir oyuncu. Ee, takip sistemimizi eklemişiz. 12 şutu. Hızı 12. 18 yaşında gelişebilecek bir oyuncu. Sözleşme önerebiliyoruz abi. Çok iyi. Sözleşme önerebiliyoruz. Ama maaş bütçemiz biraz düşük. Ee, ben sana abi alayım ya seni ben alabilirsem. Ha ne diyorsun? Şartları öner diyelim. 134 bin istiyor. Minimum serbest kalma bedeli istiyor. Onu geçtim abi. İmza parası verelim abi sana. Genç genç oyuncusun. İmza parası verelim. Onun dışında 3 yıl yapalım abi. Minimum serbest kalma bedeli de olsun tamam. Olsun ama abi. Onu biz bir 5 milyon yapalım. Tamam mı? Ee, seneye falan da sözleşmeni yenileriz. Ne diyorsun? Şartları önerim. 134 binde kaldı abi. Bak 134 bine mi takıldın? Gözünü sevdiğim. 134 bine mi kaldın ya? Abi teklifte niye bulunamaz bu seçenek? Abi görüşmeden çıktık bir daha giremiyoruz ya. Teklif yaptığı olarak kabul ediyormuş bunlar. Reddetmiş abi. Bir daha yapalım abi. Bak şimdi 142 bine çıkarmış. Abi 5 milyon tamam mı? Süre 5 yıl. İmza parası en üst. Kadro statünü de senin arttırıyorum. Ama arttırırsam maaşı fazla ister misin diye korkuyorum. Neyse şartları öner diyelim. 134 bin. Abi genç. Ya gözünü sevdim hadi ya. Yap bir güzellik ya. Veremiyorum abi daha fazla verebilsem. Süreyi hadi azalttım. 2 yıl yaptım hadi. 134 bin ya. Şunun için beni uğraştırıyorsun ya. Daha fazla veremiyorum ki. Hadi be oğlum yap bir güzellik ya. Aha kabul etti. Süreyi uzattığım zaman kabul etti. Evet bence güzel bir transfer oldu. Sürekli oynatmam büyük ihtimal ama yani geleceğe yatırım açısından belki de formayı kapacak bilmiyorum Çalanoğlu. Transfer yaptık abi. Bonservisli de topçu alamayız derken bonservisli topçu aldık. Güzel oldu. Evet. Ve bir maç çıktı karşımıza. Bu maçı oynayacağız. Mecburen. Bu kimmiş? Ö, Artan. Evet sağ bek almıştık yedek. Ee, şimdi, şimdi Hasan Ali adı güzeli yedi alamıyoruz mu? Alalım. Forvet aldık şimdi şurada forvete hemen şeyi alalım. Bu Özeren'i alalım. Fırsatçı golcü, yaratıcı forvet olarak oynatalım. Tamam. Bir değişiklik yapmaya gerek yok. Asal e, tazgelin yerine Esen Demir'i aldık. Onun dışında kadro aynı şekilde devam ediyor. Oyun şekli bu sefer kontrol diyelim. Çünkü bize denk bir takımla oynuyoruz. Direkt diyelim ve evimizde oynuyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Forma numarası çok önemli değil Yusuf. Esen Demir e 18 numara verdik. <laughs> ve ligin ikinci yarısındaki ilk maçımıza çıkıyoruz. Evet Gümüşkaya içeriye doğru orta. Recep Gül 1-0 öne geçirdi. Güzel Recep. İyi. Bu sezonki ikinci golü yani ilk Ligin ilk yarısında sadece 2 gol atabilmiş Recep geçen sezon daha iyi bir performans sergilemişti. Bu sezon e, kulüp kulüpte kalmak istemediğini belirtti ve forma şansı da çoğu zaman vermedik. Ama inşallah ligin ikinci yarısında oynayacak ve bize de katkı sağlayacak inanıyorum ben buna. Evet ilk yarının bitmesine son 5 dakika rakibim bir hata var topu kaptık. Özeren 1-0 1-0 diyorum. 2-0 öne geçtik ve bu sezonki ilk golünü attı. Sonradan oyuna çok sokmuştuk. Atamıyordu. Bu maç ilk 11 başladı. Malik Batmaz'ın sakatlığından dolayı. Ve bu sezonki ilk golünü attı. İnşallah daha nicelerini atar. Ve bizim takımımızı galibiyete taşır. Takımını galibiyete taşır. İlk yarı 2-0 önde kapattık. İkinci yarıya da önde başladık. Evet Recep Gül orada. Bir foul yapıldı Recep'e. Bir free kullanacağız etkili bir noktadan. Kim var topun başında? Bozdağ'ın şutu. Bozdağ'ın 3-0 yaptı skoru. Onun da bu sezonki 5. golü. Evet, ligin ikinci yarısına güzel bir galibiyetle başlayacağız gibi gözüküyor. Maçın bitimine daha 40 dakika var. E, belli olmaz bir şey. Dediğim gibi zaten e, fark 2'ye düştü tekrardan. Grimal da attı golü. Son 30 dakikaya giriyoruz. Çok da artık bir şey konuşmak istemiyorum. Konuşunca ters tepki yapıyor Özeren. Attı golü. 4-1 yaptı. Ee, i̇lk 11 başladığı ilk maç belki de ve bu maçta 2 gol atmaya başardı. Daha maçın bitimine 20 dakika var belki bir gol daha atabilir. Orada sevinç kırmızı kart gördü ve kötü oldu bu. Ee, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi gol aramamamız gerekiyor abi bizim. Forvet'i çıkardık. E hemen onun yerine Bartu Elmaz'ı aldık. Tamam mı? Savaşçı orta sarı oyunda. Oyun şeklini abi savunma yaptık. Tamam mı? Zaten 4-1. 3 gol yemeden savunursak iyi kendi yarı alanımızda pres yaptık. Karışık yap. Düzeltiyorum. Paslaşmayı kısa yaptım ki topa daha çok sahip olalım. Top bizdeyken fazla riske girmeyelim. Ara topu da iptal etseydim iyi aslında da bak. Bak fark 2'ye indi. Son 15 dakikadaki gol yememeye çalışıyoruz. Şu an hedefimiz o. Ara topları da iptal edelim. Ee, kendi yarı oyun şekli, savunma. Tamam abi. Biraz daha disiplinli oynayın. Tempoyu biraz düşürün. Hadi abi 15 dakikada 2 gol yemeyeceksin ya. Çok zor bir şey değil hadi. Ya bir sakatlık... Ben bir go, bir sakatlık yaşayınca... E, so, genel olarak puan kaybı yaşıyorum. İnşallah bu maçta da... E, öyle bir şey yaşamam. Orada top kaybı abi. Fark bire indi. Fark bire indi. Full savunduğumuz için gol mü yiyoruz abi? 4-4 mi oldu? Olmadı. Abi şuradan bir kontraya geçirelim bari. Full savunmayı yaptığımız zaman... Şey oluyor ya. Adamlar sürekli geliyor. Ara top deneyelim abi. Karışık yapalım. Oyun şeklini abi kontraya çevirelim. Arada bir atak yapalım ya. E, Fatih Terim mi diyor? Kim birisinin dediğine göre en iyi savunma hücumdur abi. Sadece savunursak sadece savunursak olmaz bak. Adamlar bir gol daha atsa beraber oluyor. Geliyorlar. Yapmayın abi. Uzaklaştır orada. Gümüşkaya, Taatunç. Oh. Bir gol daha yesek 4-1'den maçı veriyorduk abi. Neyse galibiyet aldık bu maçta. E, bu sezonki ilk maçımızda hatta bu videodaki ilk maçımızda. Transfer sezonu bitiyor haftaya. E, transfer bitiyor abi. Ne yapacağız şimdi? O sol beke bir daha teklifte bulunacağız. Başlıca olarak. E, sol beki seçelim. Ali Eren, İyican. Satın alma opsiyonu falan koymayacağım ya. Direkt abi geri çağırma maddesi falan olmasın. Direkt böyle şartları önereceğim. Kabul etmiyorsun. Tamam abi. Bir sol bekle. idare ederiz. Zaten şey Tazgel'e teklif gelmedi. Onu da sonradan lazım olursa sokarız. Forvet alacaktık. Forvet almamıza gerek var mı? Zaten iki aylığına sakatlanmıştı. Bir ayın ardese tükettik. O süre zarfında şeyle idare edebiliriz. Bence olmadığı sürece Sercan Sararay'ı de alabiliriz. Bence ona da gerek yok. Forvet almamıza gerek kalmadı bence. Aynı kadroyu bozmadan devam edelim. Sadece sol bek adam aldık. Şuradan bakalım. Alabileceğimiz harbiden almamız gereken bir oyuncu var mı? Sağ bek sol bek rotasyonunu tamamladık. Ee, Doğukan Efe. Gurbetçi topcuları severim. 20 yaşında 1.7 milyon euro değeri var. Defansif orta saha, orta sahada ee, pası iyi abi, top kapması iyi, tekniği iyi. Teklifte bulunsak mı? Gerek var mı? Orta sahada bizim çok adamımız var. Mustafa İnan olsun, bilmem ne olsun, Certürk olsun. Ya bence gerek yok. Hmm. Yok ya transfer yapmayacağım ben daha. Gerek yok. Aslında kiralayabileceğimiz çok oyuncu çıktı şu an önümüze. Yapsak mı transfer? Forvet'e gerek yok ya. Ben o adamla götürürüm işi. Bozdan sakatlıktan şikayetçi. Bir dakika. 3 hafta forma giyemiyor. Bak orta sahaya adam lazım değil dedik. Adamımız sakatlandı. Evet devam ediyoruz. Kariyerimize sıradaki maçımız Zena ligin ikinci sırasındaki ekip. Deplasmanda oynayacağız. Zor bir maç olabilir. Orta sahada eksik yok dedik. Bak iki tane birden sakatlık çıktı karşımıza. Şuradan hemen taktikten düzeltelim bu şeyi. Hasan Ali Adıgüzel'i hemen alalım. Ee, Gezen oyun kurucu rolünde oynuyormuş. Bart'u Elmaz'a alalım. Ee, o da savaşçı orta sağ olsun. Ee, başka da bir değişiklik yapmaya gerek yok. Hemen şuradan sağ bekimizi yedeğe alalım. Mustafa İnan'ı Yede'ye alalım. Oyun şeklimizi kontra yapalım. Deplasmanda mı oynuyorduk zaten herhalde? Evet. Bir dakika. Deplasmanda oynuyoruz. Kontra. Ee, Şurada oyun yaratıcılık özgürlüğünü biraz disiplini yapalım. Her yerde basalım mı? Kendi yer alanımızda basalım. Ara toplar deneyelim. Pastaçma tarzını da karışık yapalım. Devam diyelim. Ömürcan'a da bir otomatikman bir numara verelim. Adamların form grafiği baya iyi. 5 maçta 3 galibiyet bir beraberlik kalmışlar. Deplasmanda zor bir maç olacak bizim için. Rakibin ata orada avuta çıktı top. Balaban'da kaldı. Yani Balaban kaleci vuruşunu kullandı. Tatunç. Tatuncu bu özelliğini çok seviyorum abi. Ceza sahası dışından arada böyle hiç beklemediğimiz anda vuruyor, gömçürüyor. 1-0 öne geçirdi bizi. Evet Tunç adı güzel. Orada bir foul. Bir gol daha mı geliyor? Özer'in şutu direkten döndü. İlk yarı bitmek üzere. Bir dakika uzatma verdi. 1-0 öndeyiz. Tatunç'un 9. dakikada attığı golle. İkinci yarıya yani golle başlamıştık sezon ikinci yarısına. Galibiyetle başlamıştık. Bu, ma bu maçta da inşallah galibiyetle ayrılıp sürdürmek istiyoruz. Bu arada bir birlik eşitliği yakaladı adamlar ama ben umutluyum. Daha 30 dakika var. 30 küsür dakika var. Galibiyet alabiliriz. Evet değişiklik yapmam gerekiyor mu acaba? Yapsam mı? Kimi alacağım değişiklik yapıp? Bir bakalım rotasyona. Evet. Sercan Sarareri alalım. Abi Gümüş Kaya bu ara çok sessiz. Bak sakatlıktan çıktığından beri adamı oynatıyorum oynatıyorum. Adamda hala tık yok abi. Bir gol at bir asist yap bir şey yap ya. Devam diyelim. Son 23 dakika. Özeren Sararer. Sararer'den pas adı güzel. Bak Sararer'i aldım abi adam direkt asist yaptı Hasan Ali'ye. Sen de böyle olman lazım Gümüşkaya. Forma şansı daha çok bulmak istiyorsan. Evet 2 birlik üstünümüz devam ediyor. Hadi oğlum son 5 dakikaya girdik. Son 5 dakika. Gelir mi galibiyet? Rakibin hata uzaklaştırdık orada. Hadi abi. Hoca bitir maçı. Son bir dakikadan az bir süre kaldı. Kornel kullanıyor rakip. Top out'a gitti. Ve galibetle ayrıldık maça, maçtan. Evet güzel gidiyoruz. Ee, sadece sol beke bir transfer yaptık. Ve sağ beke transfer yaptık. Abi biz şeyle anlaşamamış mıydık ya? Bu Çalanoğlu'yla. Çalanoğlu'yla Çalanoğlu niye hala takıma katılmadı? Sözleşme önerdik abi biz ona. O seneye bizim takıma katılacak. Doğru ya. Malik Batmaz düz koçulara başladı. Yani forvet almamıza gerek yokmuş. Ve almadık zaten. Malik Batmaz biraz daha beklemesi lazımmış. E şuradan taktiklerden ne oluyor abi? Orta sahada kim sakatlanmış? Evet kırmızı kart cezalılar var. Orta sahaya hemen kimi alıyoruz? Şimdi Hasan Ali, Sevinç, Bozdoğan. Abi önemli eksiğimiz var ya. Orta sahaya almaya adam kaldı mı? İnan var. İnanı alalım. İnanı daha şey yapalım. Defansif oyun kurucu yapalım. Evet ofansif oyun kurucu. Defansif oyun kurucu. Ve savaşçı orta saha var. Forvet'te Özeren. Geçen maç atamadı gol ama ondan önceki maçta 2 gol atmıştı. Sıradaki rakibimiz kim? Ona bir bakalım. Evimizde oynuyoruz. Halle 8. sırada. Aramızda 2 puan fark var. Bu galibiyetle üstüne geçebiliriz rakibimizin. Evimizde oynuyoruz. Takım manitalistlerine hücum dedik. Ee, yaratıcı, özgürlüğü, dengeli de kal. dengeli alalım tekrar da. Her yerde pres, hücum. Ee, direkt diyelim. Ara paslar devam etsin. Devam diyelim. Ve evimizdeki bu maça çıkalım. Ee, bu videoda transfer yaptık. iki tane falan. iki tane de maç yaptık. Bu videoda hani galibiyetler aldık. Yani oynayasım geliyor sürekli. Videoyu sonlandırmak istemiyorum. Bazen hani totem olsun diye çok mağlubiyet aldım videoyu. Erkenden sonlandırmak istiyorum. Ama bu videoda devam edelim. Bu maçı da oynayıp sonlandırırız olmadı. Tabii galibiyetle kapatırız inşallah. Ee, i̇lk 15 dakikada rakibin bir atakları var onu görüyoruz. Özeren dönen topta kontrada golü attı. Behiç Özeren. Malin eksikliğinde hiç yoktansa gol yüküne biraz katkısı var. Genel olarak Malik gol yükünü çeken isimdi. Ee, Behiç de sağ olsun bize hayal kırıklığını uğrattırmadı. Ve gollere atıyor. Eee. Dördüncü falan golü oldu herhalde bu sezonki. 3 ya da 4 olması lazım. Buradan neyse birazdan bakarız ya. Maç bitsin mi? Evet ilk yarıyı önde kapatmamıza son bir dakika. Şutlarda rakibin daha üstünlüğü var. dört şutu var. Bizim bir şutumuz var. Biz bir şutta bir gol bulmuşuz. Olsun yani bir şutta olsun. Öyle olsun böyle olsun. Golü bulalım yeterli bizim için. Evet rakibin hata. Evet eşitliği yakaladılar Berwein'le. İkinci yarının henüz başında eşitliği yakaladı rakip. Kurt, Gül, Tezel, İnan, Gümüşkaya'ya doğru. Evet 60. dakika. Değişiklik yapma vakti geldi mi artık? Sercan'ı alalım mı yine oyuna? Rakipte bir sakatlık var. Ee, Sercan'ı alalım yine. Gümüşkaya'yı yine çıkartalım. Sonlara doğru tecrübesiyle belki iş yapabilir. Recep'in yerine de Karataş'ı alalım. Ee, Recep yine mala bağladı. Yapamıyor, oynayamıyor. Evet topu kaptı Karataş. Sercan Tunç. Sercan Asgars'ın yine asisti yapıyordu. Tunç atsaydı golü. Tezel. Evet son 2 dakikaya girdik. Uzatma ne kadar verecekler belli değil. 3 dakika uzatma verdi. İnan hadi be oğlum gol mü geliyor? Avuta gitti topu. Son bir atak şansı daha mı? Tunç. Esen Demir içeri doğru orta. Tunç. Atamadık golü. Ee, bir puan aldık. Olsun. Ee, galibiyet alsaydık rakibin önüne geçiyorduk ama alamadık galibiyeti. Fixtüre hiç bakmak istemiyorum abi. Fixtüre bakılırsa bizim lige çıkmamız baya bir zor gibi. Ama e, biz mücadelemizi edelim. En sonunda ne oluyor görürüz evet kadromuza kattığımız isimler hemen şuradan tekrardan bir bakalım. Esen Demir'i aldık. Direkt sol beke Monte yedek olarak düşünüyordum ama diğer oyuncu alamayınca asıl olarak oldu Esen Demir. Onun dışında sağ beke Artana aldık. Ömürcan Artan'ı aldık. Onun dışında başka transferimiz yok. Bir tane oyuncuyla da e, Kerim mi? Kerem Çalanoğlu ile ne sözleşme imzaladık. Seneye kadromuza katılacak. Evet sakat oyuncularımız düzenmiş. Şunlara hemen bir e, şey yapalım. Kadroyu alalım. Bir dahaki video başlangıcında unutmayalım. Bozdan e, Bozdağ'ın tam iyileşmemiş. E, şimdi Sevinç abi şuraya alalım mevkisine. Bozdağ'ın iyileşmedi. Bozdağ'ı oynatıyorduk. Ka Hasan Ali adı güzel nerede? O Hasan Ali zaten oynuyormuş. Lan benim kafa gitti. Gezen oyuncu rolünü alalım Hasan Ali'yi. Aynı şekilde devam. Bozdoğan ve Batmaz'ın hafif sakatlıkları devam ediyor. Şimdi videoyu burada sonlandırayım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Devam ederiz inşallah. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.